Çok muhterem Sivaslılar, aziz dava arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Mübarek Ramazan'ın 18. gününde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum ve Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Sözlerime başlamadan önce Türk milletinin değerli bir evladı olan bizim aziz dava arkadaşımız geçen yıl Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bulunan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir kez daha rahmetle anıyor. Türk milletine, ailesine ve Sivaslılara başsağlığı diliyorum. Ayrıca bir heyelan sebebiyle Rize'de hayatlarını kaybeden 12 vatandaşımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Muhterem Sivaslılar, aziz dava arkadaşlarım. Bugün Sivas'ta bulunuşumuzun temel sebebi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan referandumla ilgilidir. Halk oylaması veya referandum bir demokratik kurumdur ve anayasada ifadesini bulmuştur. Dolayısıyla referandumda millet olarak bir demokratik hakkı kullanma fırsatı olacaktır. O bakımdan 12 Eylül 2010 Pazar günü çok özel bir engel olmadığı takdirde hepinizin eşiniz, çocuklarınız, yakınlarınız, akrabalarınız, köylünüz, tanıştığınız kim varsa hep beraber 12 Eylül sabahından itibaren sandığa gitmeniz ülkemiz için hayırlı olacaktır. Çünkü ne kadar yüksek bir katılım olursa bu yüksek katılım sonucu referandum tercihler olarak ne kadar çok net ifade edilirse inanıyorum ki 13 Eylül'den sonra Türkiye'nin geleceği açısından çok daha önemli işaretlerin verilmesine sebep olacaktır. O bakımdan tercihimiz ne olursa olsun bu demokratik hakkı kullanmalıyız ve mutlaka ve mutlaka sandığa gitmeyi başarmalıyız. Eğer bizler anayasada kaynağını bulan demokratik kurumları işler hale getirmezsek, millet iradesini bu kurumlar aracılığıyla ortaya koyamazsak, geçmişte hep beraber önemli sıkıntılar yaşadığımız, acılar çektiğimiz, ara rejim dönemlerinde olduğu gibi tekrar ülkeyi sıkıntıya düşürebilecek hatalar yapılabilir. O sebepten dolayı darbeci demokrat ikilemiyle Türkiye'yi bir cepheye, kamplaşmaya sürüklemek yerine Türk toplumuna demokratik kültürü anlatmak, demokrasiyi yaşanabilir hale getirmek ve onun hangi kurumları aracılığıyla milletimizi temsil etme yeteneğine sahip olduğunu göstermek çok daha iyi bir çalışma olsa gerektir. O bakımdan sözün başında halk oylamasını ne kadar katılımla yüksek tutarsak tercihler arasındaki oran ne olursa olsun üzerinde herhangi bir tartışmanın yapılmaması gerektiği
bir kez daha anlaşılabilir. O sebepten dolayı hepinizi 12 Eylül günü Sivas'ta ne kadar sandık varsa alayınızı orada görmek istiyoruz. Muhterem arkadaşlarım, aziz dava arkadaşlarım, kıymetli Sivaslılar, peki 12 Eylül'de niçin referandum yapılacaktır? Buna sebep olan olaylar nelerdir? Bunları hep beraber düşünmeliyiz. Sabırla, soğukkanlılıkla değerlendirmeliyiz. Ülkemizde özellikle Cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinde 1921 Anayasası, arkasından da 1924 Anayasası uygulamaya geçmiştir. Ara rejimlerden birisi olan 1961 Anayasası daha sonra Türkiye'nin gündemine gelmiş ve uzun yıllar uygulanmıştır. Fakat uygulama aşamasında uzun süre anayasa tartışması yapılmış ve önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Son olarak 1982 Anayasası uygulamaya geçmiş. 1980 ara rejiminin tabii sonucu olarak hazırlanmış ve o günden bugüne kadar da ülkemiz 1982 Anayasası ile yönetilmektedir. Ancak 1982 Anayasası'nın 12 Eylül'de yapılacak olan değişikliği dışında 16 defa değişiklik yapılmış. Bunlardan birisi hariç 15 tanesi başarılmış ve bu 15 değişiklik teklifinin yapıldığı süre içerisinde 82 Anayasası'nın 85 maddesi değişikliğe uğramıştır. Ve bugün de AKP yönetiminin bir alacakaranlıkta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hazırlanarak gönderilmiş olan 29 maddelik 17. Anayasa değişikliği üzerinde ülkemiz tartışmaktadır. Şimdi hep beraber düşünelim ve mümkün olduğu kadar da araştıralım değerli vatandaşlarım. Ne yapalım? Burada ve var olan siyasi partilerimizi bir nezaket ziyaretinde bulunalım. Diyelim ki 82 Anayasası üzerinde görüşleriniz nelerdir? Bu anayasayı tamamen benimsiyor musunuz? Önemli değişiklikler düşünüyor musunuz? Veya 82 Anayasası'nı kaldırıp yeni bir anayasa yazmayı, gerçekleştirmeyi mi arzuluyorsunuz? Seçim beyannamelerine bakıp onları okumalıyız. Parti programlarını görmeliyiz ve internet sayfalarına girip o parti ile ilgili internet sayfasını incelemeliyiz. İnanıyorum ki bütün siyasi partilerimiz 1982 Anayasası'nın ya bütünüyle kaldırılarak yeniden bir sivil anayasa yazılmasını düşünmekteler veya önemli görmüş oldukları maddeleri değiştirmenin çabası içerisinde olacaklarını söyleyeceklerdir. Nitekim bu anayasanın 85 maddesi değişmiştir. Yani ne zaman değişmiştir? 82'den bu yana değişmiştir. Hangi dönemlerde değişmiştir? Değişik siyasi partilerin iktidar olduğu dönemlerde veya koalisyon şartlarında değişmiştir. Pekala, Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon şartlarında iktidar olduğu dönem Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi ile birlikte anayasa değişikliği yapmış mıdır? Evet, yapmıştır.
anayasanın hangi maddelerini değiştirmiştir? Geçmişten bu yana yapılan değişikliklerin önemli bir bölümünü değiştirmişlerdir. Yani 34 madde değişikliği yapılmıştır. Şimdi bu gerçekler ortada mı? Evet. Pekala, Sayın Başbakan meydanlarda ne diyor? 12 Eylül'le hesaplaşmak için bu anayasa değişikliğini yapıyoruz diyor. Hangi maddeyle? 29 tane maddeyle. Peki değişen 85 madde hangi anayasasının maddesiydi? Muz Cumhuriyeti'nin anayasasının 85 maddesi mi değiştirildi bu ülkede? 12 Eylül anayasasının değişikliği yapılmıştır ve 85 madde olmuştur. Şimdi böyle bir durum karşısında hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasa değişikliğinden yana olmadığını söyleyebilir mi? Hayır. Milliyetçi Hareket Partisi anayasa değişikliğinin ötesinde 21. yüzyılı daha anlamlı kılabilmek, 21. yüzyıla daha fazla bir misyon ve vizyon yükleyebilmek, toplumumuzun beklentilerine, toplum dinamiklerine cevap verebilecek bir anayasa değişikliğinden her zaman yana olmuştur ve 18 Nisan 99 seçimleri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 129 milletvekili arkadaşı ile geldiğinde bu düşüncelerini anlatmıştır. Ve siyasi partilerle, kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hissetmiştir. Fakat o dönem itibariyle bu başarılamamıştır. Ancak ara ara yapılmış olan anayasa değişikliklerine de destek vermiştir. Peki bütün siyasi partilerimiz böyle bir anayasa değişikliğini düşünürken AKP yönetimi önce 7 profesörle bir araya gelerek hazırlatmış olduğu bir anayasa taslağını İstanbul yolu üzerinde bir otelde partililerle bir araya gelmek suretiyle tartıştı. O günden bugüne bu anayasayı hiçbir paket halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmadı. Ancak açılım denen bize göre bir yıkım projesini uygulamaya koyduğu günden itibaren birden alevlendi ve 29 maddelik bir anayasa değişikliği paketi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Bu anayasa değişikliğinden milletin haberi var mı? Siyasi partilerle görüşüldü mü? Bir uzlaşma zemini arandı mı? Hayır. AKP'nin içerisinde acaba kaç milletvekili biliyor? O da şüpheli. O zaman bu anayasa neyin anayasa değişikliğidir? Onu iyi düşünmek lazım. Bir defa bu milletin anayasası olmadığı açık. İkinci defa siyasi partilerle uzlaşma yolu aranmamıştır. Dolayısıyla bir uzlaşma metni değildir. Peki öyleyse nedir? AKP'nin dayatması Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasasıdır bu anayasa. Peki bu anayasada bu kadar acil bir uzlaşma arayışından yoksun şekilde çıkartılmasındaki ısrar nedir? Hep beraber bunu da düşünmeliyiz. Bu anayasa değişikliği gündeme tekrar geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi dedi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sizin partiden birisi değil midir? Evet. O partinin partili olan meclis başkanının tarafsız olması gerekirken olmadığı da bugün için daha iyi anlaşılıyor. Buna rağmen o meclis başkanlığının başkanlığında bir anayasa hazırlık ve değişiklik uzlaşma komisyonu kurabilir miyiz?
Milliyetçi Hareket Partisi bunu teklif ediyor. Kurun, bütün siyasi partileri davet edin, mecliste grubu olan veya olmayanları davet edin. Ne düşünüyorlar, düşüncelerini alın. AKP'nin önermiş olduğu anayasa değişiklikleriyle bir arada tartışın, uzlaşılmış olanları bir kenara koyup bir demokratik sözleşme hazırlayalım. Öbür taraftan da uzlaşma gayretlerini sürdürelim ve uzlaşılmayan metinler üzerinde de tartışmalarımız devam etsin dendi. Buna razı oldu mu AKP? Hayır. Anayasa Komisyonu'na getirdi. Meclisteki çoğunluğun komisyondaki iz düşümünüyle oradan çıkarttı. Sonra genel kurula getirdi. Genel kurulda görüşülmeye başlandığı sırada anayasa maddeleri üzerinde tek tek durarak, meclisin denetim hakkını en iyi şekilde kullanarak, muhalefet görevini tam anlamıyla yerine getirme düşüncesiyle gece gündüz Milliyetçi Hareket Partisi 69 milletvekiliyle orada bulundu ve bu 29 maddeyi didik didik tartıştı, öneriler sundu. Peki dışarıda uzlaşmayı düşünmedin. Meclisteki tartışmalarda Milliyetçi Hareket'in bir önerisini dahi kabul etmedin. Özellikle ülkücüleri istismar ettiğin 12 Eylül Anayasası'nın 15. maddesindeki MHP önergesini niye reddettin? Çünkü bir aldatma var, bir kandırma var, ülkücülüğü sömürme var. Ülkücülüğün şu potansiyelini kendisinin emelleri doğrultusunda kullanabileceği aptallığı var. O sebepten dolayı ülkücüler çok daha dikkatli hareket ediyor. Hem bugünü hem yarını düşünüyor. Hem önce ülkem ve milletim, sonra partim diyor. Dolayısıyla bu 29 anayasanın altına, üstüne, içine bakıyoruz. Burada mutlaka bu kadar ısrar varsa, meclisten alelacele kaçırılarak çıkartılmak istiyorsa, Anadolu'nun tabiriyle mutlaka burada bir bit yeniği vardır diyoruz. O zaman bu bit yeniği nedir diye bakıyoruz. Hele hele meclisteki oylamalar sırasında görecektiniz ne acı manzaralara şahit olduk. Bir AKP milletvekili hafif bilgisi olmadığından dolayı gönülsüz. Birisi geliyor, onu denetim altına alıyor, oy pusulasını temin yerine gidiyor. Oradan oy pusulasının zarfa konma noktasına kadar refakat ediyor. Sonra geliyor, meclisteki iki kupadan bir tanesine attırılıyor. Kullanmadığı oy şeylerini, pusulalarını da alıp grup başkan vekiline götürülüyor. Deniyor ki şüphelendiğimiz milletvekili istediğimiz şekilde oy kullandı diyor. Böyle bir denetimle, böyle bir baskıyla, bir AKP zorlaması ve dayatmasıyla 336 milletvekiliyle kabul edilmiş bir anayasa 12 Eylül'de huzurunuza geliyor. O zaman bu anayasanın bu şekilde kapkaçla çıkartılmasının, bırakınız milleti, kendi milletvekillerini dahi baskı altına almasının mutlaka bir sebebi olsa gerektir. İşte buna baktığımızda burada Recep Tayyip Erdoğan Bey'in gizli bir gündemi olduğunu tespit ediyoruz ve bunu kamuoyuyla, halkımızla paylaşmak istiyoruz. Peki bu gizli gündem nedir? Bu gizli gündemi kendisi 24 TV denilen
yandaş bir televizyonda bir röportaj sırasında açıklıyor. Diyor ki bu anayasa değişikliği PKK açılımı veya sonradan değiştirilmiş şekliyle demokratik açılım için bir adım olacaktır. Gelecekte hazırlanacak olan anayasa değişikliklerinin hukuki zemini buradan başlayacaktır diyor. Peki bu demokratik açılım nedir? Bunu niye doğru dürüst anlatmıyorsun? Bunun için bu anayasa değişikliğini niçin yapmayı düşünüyorsun? Demokratik açılımla ilgili hangi gizli maddeler, hangi tuzaklar var ki onları söylemeden ekonomik sosyal konseyden bahsediyorsun, toplu sözleşmeden bahsediyorsun ve pozitif açılım diye hanımefendilerin oylarını çalmaya çalışıyorsun. Niye gizli gündemi söylemiyorsun? İşte ben söylüyorum. Sivaslılar, siz de düşünün, araştırın, ona göre karar verin. Bu ülke sizin, bu ülke sizin, karar sizin. Çünkü siz bu ülkenin insanlarısınız. Demokrasiyle yönetilen bir ülke olarak da söz sizin olmalıdır. İşte değerli arkadaşlarım, gizli gündemlerden bir tanesi PKK açılımının siyasallaştırma sürecini yasa ve anayasa maddelerindeki değişikliklerle bugünkü anayasa mahkemesinden bir kazaya uğratmamak için anayasa mahkemesini sayısal yönden değiştirip AKP'leştirme projesidir. Peki ikincisi nedir? Böyle bir şey. Anayasanın başlangıç metni ve dört maddesini dikkate aldığınızda PKK açılımının siyasallaştırma süreci ve buna dayalı bazı yasaların ve anayasa maddelerinin değiştirilmesi bir anayasal suçtur. Öyleyse anayasası mahkemesi AKP'leşmiştir. Ve hakimler, savcılar, yüksek kurulda kuşatılarak yandaşlar haline getirilmişse bunu 2011 yılında daha büyük bir anayasa değişikliğiyle yapacağını söylüyor Sayın Başbakan. Bir başka konu ne var? 8 yıldan bu yana rüşvet, yolsuzluk, gemiciklerle hanedanlık, sultanlık ve yandaş zenginler üretmiş bir AKP'nin iktidarında bunların hesabı Yüce Divan'da sorulacaksa onu bugünden önlemek oluyor. O zaman özet olarak şunu söylüyorum. Bir, PKK'yı siyasallaştırma için kime nerede ne söz vermişse, kiminle işbirliğine girmişse o sözü yerine getirmenin gayret içerisinde, öbür taraftan da 8 yıllık iktidarının yanlışlarının altında ezilip boğulacağı için Yüce Divan'dan kendisini kurtarmak açısından yasalar üzerinde oynadığı gibi o yasaları uygulamaya koyacak yargı önünde üstünde de oynamalar yapıyor. Ve bir taraftan PKK siyasallaşması, öbür taraftan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurtuluş yolu bu anayasayla gizli gündem olarak üstü örtülü bir tarzda huzuruna getiriliyor. Pekala, bunu kabul etmek mümkün müdür? Hayır. Ne olursan ol, bunu kabul etmek mümkün müdür? Hayır. 12 Eylül döneminde ve öncesinde ülkenin birliği, dirliği için her türlü fedakarlığı yapan, mağduriyet, mahkumiyetleri yaşayanlar şimdi bu tuzağa düşerek Türkiye'nin bölünmesine AKP üzerinden katkı mı sağlayacaklar? Burayı iyi anlamak lazım. Burayı iyi anlamak lazım. Evetçi geçinip üç gazetede veya televizyonda boy gösteren
eski ülkücü diye nitelendirilen kişilere de dikkatlerini çekmek lazım. Yoksa herkes anayasa değişikliği üzerinde istediği tercihi kullanabilir. Biz kimseye bir şey demiyoruz. Ama ülkücü kimlikle AKP'ye alet olarak bunu yapmayı ülkücülükle bağdaştırmıyoruz. Sen ülkücüye diyeceksin ki bunlar kafa taşı, bunlar kanla beslenenler, bunlar faşistler diyeceksin. Sonra geleceksin 13 Eylül'e kadar ülkücüler kardeşim olacak. Haydi oradan. Böyle şey olur mu değerli arkadaşlarım? O sebepten dolayı bu anayasa değişikliğini çok daha iyi anlamak lazım. Bunun için de her yolu deniyor. Tokat'a gitmiş, esnaflar aklına gelmiş. Başka yere gitmiş, başka şey aklına gelmiş. Gidiyor Aydın'a, Adnan Menderes rahmetlik aklına geliyor. Hasan Polatkan'a, merhuma Eskişehir'de aklına getiriyor. Kuru Mahmudoğlu şehidimizi Samsun'da aklına getiriyor. Değerli kardeşimiz Muhsin Bey'i Sivas'ta aklına getiriyor. Şimdi de kalkmış Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamaya çalışıyor. Ramazan ayında oruçlu ağzıyla, yalan iftirayla MHP'yi karalamaya çalışıyor. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, millet olarak bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Referandum mu yapıyoruz, anayasa değişikliği mi yapıyoruz, yoksa anayasa değişikliğinden elde ettiğin oyla kaybettiğin itibarı tekrar kazanarak yeniden bir seçimle tekrar iktidar olmanın oyununu mu oynuyorsun? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Anayasa değişikliğinin olduğu yerde şimdi seçim ekonomisi yaparmışçasına vaatlerde bulunuyor. 8 yılda yaptığım bir şey yok. Tekrar vaatlerle, nohutla, fasulyeyle, makarnayla, bulgurla, kömürle, çamaşır makinesiyle bu milleti kandıracaksın. Değerli arkadaşlar, o sebepten dolayı bu istismarcı zihniyete, bu cepheleştirici, kamplaştırıcı, çatıştırıcı, gerilim yaratarak milleti bir kardeş kavgasına sürükleyecek ihanet çalışmalarını sürdürenlere kapılmamak lazımdır. Gün gelecek Milliyetçi Hareket Partisi'nin yine ne kadar haklı çıkacağına hep beraber şahit olacağız. Ama biz haklı çıkmadan ülkeyi haklı çıkardık. Burada istikrarı, kardeşliği, beraberliği bir arada nasıl sürdüreceğimizi bugünden düşünmeliyiz ve önümüze konan tuzaklardan kendimizi kurtarmalıyız. Şimdi meclise geliyorlar bu kadar istismarla beraber. İdam edilen bir şehidimizin son mektubunu alıyor. Kim kendisine vermişse alelacele o veren kişi veya kendisi oradaki milliyetçi ifadeleri çıkartıyor, metni okuyor. Önce metnin biraz okuduktan sonra sonuna doğru gelirken sesi titrettiriyor. Ağlamaklı bir hale geliyor. Hafif hafif gözünden boncuk boncuk damlacıklar çıkartmaya çalışıyor. Sonra da ağlamaya başlıyor. Karşısında da sulu gözlü bir başbakan yardımcısı var. Başbakan ağlarsa o hüngür hüngür ağlıyor. Arkasından da AKP grubu ağlıyor. Ve istismar yapıyor. Kimi? Şehitlerimizi. Kimi? 12 Eylül mağdurlarını. Devrimci veya ülkücü ayırt etmeksizin yapıyor.
Eğer bilseydim böyle bir tiyatroyu AKP grubunda kuracaklar, orta oyun oynayacaklar, 50 nece kağıt mendil gönderir, kendilerinin ağlamalarına katkı sağlardım. Şimdi de kalkmış, rahmetlik Adnan Menderes'e referans yaparak, biz diyor, beyaz gömleğimizi giydik, kefenimiz yanımızdadır diyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sivaslılar seni çok iyi bilir. Bir zamanlar da milli görüş gömleğini giymiştin. Nerede bu gömlek? Ne zaman çıkarttın? Yerine neyi giydin? Giydin bir tişört. Batı yapımı bir tişört. Önünde ABD yazıyor. Arkasında AB yazıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği yazıyor. Teslimiyetçi, kazan kazancı, sat kurtulcu, ver kurtulcu bir dönemi Türkiye'ye yaşatıyorsun. Ama millete başvurduğun zaman onun inancını, onun milli değerlerini ve geçmişteki acıları kaşıyarak Türk milletini bütünlüğüyle istismar ediyorsun. İşte değerli Sivaslılar, bu anlayışa artık son vermek lazım. Geleceğin ne olacağı hakkında iyi düşünmek lazım. Bu oylama sonrası evet çıkarsa neler olabilir, hayır çıkarsa neler olabiliri iyi düşünmek lazım. Bütün bunları Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz tarttığımızda kendi değerlendirmemiz ve inancımızla hiçbir yerin tesiri altında kalmaksızın bu 29 maddelik anayasa değişikliği aldatmacısını milleti kandırmaya vesile ettirmemek için hayır oyu kullanacağımızı söylüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşüncesi bu. Kabul eden eder, etmeyene saygı duyarız. Ama biz buna inanıyoruz. Bu tuzaklardan ülkeyi kurtarmak, önümüzdeki bölünme felaketine Türkiye'yi düşürmemek için, bir kardeş kavgasına sebebiyet verdirmemek için bunu bu şekliyle düşünüyoruz. Kısacası etnik temelde bir bölünmeye hayır diyoruz. Mezhep temelinde bir ayrışmaya hayır diyoruz. Milli ve üniter devletimizle toprak bütünlüğümüzü ortadan kaldırmaya hayır diyoruz. Yolsuzluğu, rüşveti toplum hayatından çıkartmak için alınacak olan tedbirlerin önünü kesebilecek yasal duvarları ortadan kaldırmak için hayır diyoruz. Sayın Başbakan konuşuyor. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünden yanayız. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten de yalan söylüyor. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü yaşatmaya çalışıyoruz. Üstünlerin hukuku nereden çıktı? Pekala, bu üstünler kim? Cumhurbaşkanına bakıyorsunuz, AKP'li. Meclis başkanına bakıyorsunuz, AKP'li. Başbakana bakıyorsunuz, AKP'li. Meclisin 341 milletvekiline bakıyorsunuz, AKP'li. Bürokrasiye bakıyorsunuz, AKP'li. Sivil toplum kuruluşlarını kuşatmış, oraları baskıyla ele geçirmiş, onlar AKP'li olmuş. Yoldaş ve yandaş medyalar AKP'li, oralarda besleme konuşmacılar, sözde aydınlar, AKP yandaşı. Öyleyse Türkiye'de üstünler kim? AKP yandaş ve yoldaşları. Pekala, bunun hukukunu düzenlemek de hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukuku olarak kendinizi bir hukuki fanusun içerisine alıp korumaya çalışıyorsunuz. Sayın Başbakan, ne yaparsan yap, panik atağa düşmüşsün, öfkelisin, sinirlisin,
Kağıdın dışında ne konuştuğunu bilmiyorsun. İftira, yalan, Ramazan ayında dahi üslubun olmuş. Çirkinleştirdin, Türk siyasetini yozlaştırdın ve toplumu çöküntüye sürükledin. Artık senden kurtulma zamanı geliyor. Onun için bunun bir işareti olsa gerek. İşte o 12 Eylül'dür. 12 Eylül'de bu korku imparatorluğunu sarsın. Ama bayramı yaşamalarına da fırsat verin. 2011'deki genel seçimde yerle bir edin. O sebepten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi hayır diyor. Peki Sivaslı kardeşlerim ne diyor? Bir daha! Bir daha! Bir daha! Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Var ol, var ol Türkiye! Var ol, 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 var ol, var ol Türkiye! Mevlana'nın sevasında verdiniz Sayın Genel Başkanım. Yolunuz açık olsun. Şeref verdiniz.